Gel. Turgut Hocam. Ya böyle mesai saati bitiminde sizi rahatsız ediyorum ama... Sahra ben. Genel cerrah Sahra Yalçın. Gel bakalım. Ya hocam, ya inanın böyle emrivaki gibi olduğu için ben çok mahcubum size. Şimdi olmadı desem yalan olur. Az önce fakülteden arkadaşım arayıp... sana bir öğrencimi gönderiyorum, onu işe al deyince... yani. Şu CV'ni bir görelim bakalım. Kızım, senin torpile ihtiyacın yokmuş. Yani kapıma gelsen direkt seni işe alırmışım zaten. Çok sağ ol hocam. De, niye İstanbul'u bırakıp Bodrum'a geldin? Çok iyi bir hastanedeymişsin orada. Ya hocam, işin aslı... yani genel cerrahi beni pek kesmedi. Ben sizin gibi çok iyi bir nöro cerrah olmak istiyorum. Ve hocalarım da sürekli sizden bahsedince... İstanbul'da benden iyi hoca yok. Kızım, biz boyumuzu aşan işler olduğu zaman oradan hoca çağırıyoruz ya. Şey de var tabii. Yani benim şimdi TUS'a hazırlanmam lazım bir yandan. Ama İstanbul'da o yoğunlukta çok zor oluyor. Ya buraya taşınırsam hem sınava çalışırım... hem kazanırsam Muğla Tıp'ta nöroşirurji ihtisasına başlarım. Hem de eğer izin verirseniz sizin ameliyatlarınıza girer, size hayran olurum. Hocam, ne diyorsunuz? Hemen başlayabilir miyim? Bu akşam var mı ilginç bir ameliyat? Hocam, ne olur. Dünyanın en iyi asistan olacağım, söz veriyorum. Hadi bakayım, güle güle. Haber ver kız. Hadi canım. Hadi Neco. Göster kendini. Affettir, gel. Dediklerini işe yarayacak değil mi? Yemin et bak. Ben yemin edeceğime, sen besmele çek. Hadi aslanım, hadi canım. Kalk gel kızım, yürüme. Doktorla ilk karşılaştığımızda Ceylan'dan öğrendiğime göre Sancar Efeoğlu Akın'ı öldürmüş, cesedini de saklıyormuş diye düşünüyormuşsunuz dedi bana. Ben de o zaman hastanede yatıyorum tabii. Dedim ki ben bu Ceylan'ı kovdum ama demek ki evden gitmedi. Sahra da gitti eve, bunun ağzından laf aldı falan diye düşündüm. Üstünde durmadım. Ama şimdi bakıyorum, siz doktorla bayağı Menekşe'nin evinde yaşıyorsunuz Ceylan. Ne iş çeviriyorsunuz? Kilo mu alıyorsun sen? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç öpmüyorum çünkü spordan geldim. Ama sen bana hemen yüzüğünü gösteriyorsun. Allah'ım. Bana da böyle tek taş alan bir adam nasip et ya Rabbim. Amin. Kız, taşa mı sarılıp uyuyacaksın? Sen o duanı değiş. De ki, Rabbim bana sevdalı adam nasip ediverdi. Yok, değişmeyeyim de o zaman ekleme yapayım. Allah'ım, bana böyle tek taş alan sevdalı adam nasip et. Oldu mu? He, oldu, çok iyi, güzel oldu. Ay, bu sofranın güzelliği ne ya? Ben de size portakal getirdim çünkü niye? C vitamini. Ya değilim.
Kamember mi bu? Nefis. Anlatırdı şu sürpriz tekrar artık. Akşamdan beri çatladım meraktan. Anlatırım, anlatırım. Zaten kim bana selam verse herkese anlatıyorum şu sıralar. Bir dakika. Hayırlı olsun mu demeliyim, yakıp yıkmalı mıyım bilmiyorum ama son kez konuşmamız lazım, onu biliyorum. Belki de yüzüme bakıp benden nefret ettiğini söylemene ihtiyacım vardır. Çok pis dağıldım Nari. Melek bana sürpriz yapmışlar. Bir ay boyunca sadece yürüme çalışmışlar. Ben Cennet Köy'e gittim. Bir baktım gece orada. Bir baktım Sancar orada. Sonra bana doğru yürümeye başladı. Sonra diz çekti. Dedi ki, Narem, alaca kuşum. Gecenin sırtına binip konağıma gelin gelir misin dedi. Allah'ım, tek taş iptal. Sen beni böyle seven bir adam ver, bana yeter. Amin. Sen niye buradasın ki? Neden gecenin sırtına binip gitmedin konağa? Yani adamın koyunu boş şimdi. Senin bizde ne işin var? Koyunu nikahtan sonra dolar. Hem o şimdi gazını basıyordu bağrına. Şimdi bu sefer seni değil de Meleği kıskandım. Yani bazılarımız baba konusunda pek şanslı olamıyor maalesef. Ay, pardon ya. Ne kadar büyürsek büyüyelim bazı şeyler geçmiyor. Kız. Kız ben sana kurban olurum. Senin de mi baban hayırsız çıktı? Senin de mi derken başka kimin hayırsız ki? Nare ben hiç... Yok artık ya, ya üçümüz de mi? Babası hayırsız olandan başka midesi bulanan var mı? Ya da böyle başı dönen? Benim hafiften çünkü midem bulanmaya başladı da. Kız acaba yediğimiz bir şey mi dokandı? Ay pastırmadan mı acaba ya? Of, çok kötü benim midem. Biz kesin bir şeyden zehirlendik. Hastaneye falan gidelim hadi. Ya benim bir hastaya götüreceğim serumlar vardı yanımda. İyi de onlar işe yarar mı? Yarar yarar, hastanede aynısını yapacaklar zaten, ben yaparım hemen. Size de... Ay... Yaparım şimdi, iyi olursunuz, yaslanın siz. Ay çok kötü oldu. Aranızda bana serum takabilecek olan yok. Tamam, o zaman ben önce bayılıp kalmadan bir kendime takayım. Çok kötü oldu.
Yansına yansına siz, ben şimdi halledeceğim. İyi misin? Sen? Yani biraz daha iyiyim. Ben pastırmadan az yedim ya. Ayakta durabiliyorum. Bu ne? Bu? Biz bunu sedasyon için kullanırız. Hafif uyku hali yani. Çok güzel bir ilaç. İyi gelir yani. En güzel yanı da şimdi konuşacaklarımızdan hiçbir şey hatırlamayacak ama. Ve bana doğruları söyleyecek ama. Bu ilaca doğruluk serumu da diyorlar, biliyor musun? Sancar seni kurtarmak için uçurumdan düşmüş. Doğru mu? Doğru.
atladı. Akın beni uçurumdan atacaktı. Sonra Sancar. Sancar'ın Akın'ı uçurumdan attığını söylüyorlar. Gerçekten attı mı? Cesedi ne yaptınız Nari? Nereye gömdünüz? Cesedi ne yaptınız Nare? Nereye gömdünüz? Biz... Evet, siz? Akın'ın cesedini ne yaptınız? Sakladınız değil mi? Hastalarda narkozdan ayılırken böyle oluyorlar hep biliyor musun? Bilinçaltlarına gömdükleri her acıya ağlıyorlar. Hadi söyle. Kurtul o acıdan. Nereye gömdünüz cesedi? Alo. Ambulans. Zehirlendik. 3 kişi. Diğerleri nerede bilmiyorum. Adres.
Hadi bebeğim. Nereye gömdünüz? Bebeği var. Öldürürüm ben seni. Öldürürüm ben seni. Öldürürüm. Kimin bebeği var? Ne diyorsun Nare? Sancar'ın bebeği var. Ben sana Sancar'ın bebeğini sormuyorum. Unut onu şimdi. Akın'ın cesedini nereye sakladınız? Onu soruyorum. Nareciğim. Bak tamam. Biliyorum. Menekşe'nin hamile olması sana çok acı veriyor. Ama Sancar'ın katil olması da çok acı. Değil mi? Hı? Yakalanmasın istedin. Değil mi? O yüzden sakladınız Akın'ın cesedini. Sancar cinayetten hapse girmesin diye. Değil mi Nare? Akın'la Menekşe katil olacaklardı. Kızımı öldüreceklerdi. Menekşe katil. Ama hamile. Kim var? Kalk Bunu alacaksın, o kadının kapısına süreceksin. Bunu da kapının eşiğine gömeceksin. Karıştırma bak, bu Nari'nin olan. Bu da bebenin babası için. Bunu ne edeceğim? Onu da adamın ceketine dikeceksin. Biz boşandık. Ya ben adamı nereden bulacağım da bunu ceketinin cebine dikeceğim? İyi de her şeyi de benden bekleme. O boşanan kadınlar nasıl dikiyorsa sen de öyle dikeceksin. Sen bu adamı kendine bağlamak istiyor mu, istemiyor mu? Onu de bana bakayım. İstiyorum da. Kız sus, karşılık verme, çarpıl Cenga. Sen değil miydin sabaha kadar adam evleniyor, adam evleniyor diye ağlayan? İyi tamam. Bunu ne edeceğim? Bunu da ıslatacaksın. Şey, o suyu, hani ıslattığımız suyu ne edeceğiz? Toprağa mı dökeceğiz? Yok. Adama içireceğiz. O zaman o adam o kadından vazgeçecek, sana dönecek. Ay inşallah. İnşallah Allah'ım. Öldürürüm ben seni. Öldürürüm ben seni. Ha? Alayım mı lan canını ha? Alayım mı? Birinin canını aldım. Ha? Seninkini de hatır kalmasın. Öldürürüm lan. Affet.
yaz. Affetme lan. Ha? Sana da bir defter alalım. Gidiz affetme yaz. Gidiz affetme. Gidiz affetme. Gidiz affetme. Ne dersin? Öldüreceğim ben seni. Öldüreceğim ben seni. Sen sen. Sen sen. Öldüreceğim ben seni. Sadece. 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 Üç kişi ihbar aldık. Ne oluyor? Elvan. Elvan ne oldu? Elvan ne oldu? İçerideler yalım. Bu serumu kim taktı? Sahra taktı. Doktor. Buradalar, gelin. Nalan, ne oldu? Merak etme, iyi. Uyuyor sadece, bitkin biraz. Bu arada Doktor Sahra Yalçın ben. Geçmiş olsun. Besin zehirlenmesi, pastırma sanırım. Hı hı. Üçümüzde de mide bulantısı, baş dönmesi, bir de terleme oldu. Hı hı. Ben ilk müdahaleyi yaptım, sonra 112 aradım. Çok iyi yapmışsınız doktor hanım. Bir de biz bakalım mı? Ben iyiyim, siz Nare'ye bakın. Serumuna koymuştum, uyku yaptı. Sancar, bu adam kim? Neden burada? Nare'nin yanına 100 metre daha yaklaş. Öldürürüm ben seni. Söyle. Kahraman ağam, Sancar Efe Yedizağ'ı dışarı attı şimdi. Ambulans niye gelmiş öğrenebildin mi? Besin zehirlenmesiymiş galiba. İyi. O Doktor Sahra dışarı çıkarsa bana hemen haber verin. Tamam ağam.
Ya Ceylan, ultrason randevumuz vardı. Onun için arıyorsun değil mi? Ben çıkacağım birazdan. Yarım saatte falan hastanede olurum. Tamam mı? Kusura bakma Minnoş'um, ne olur. Yok, ben onun için aramıyorum. Ben çıkamıyorum. Niye, ne oldu? Kahraman geldi. Sen burada mı kalıyorsun dedi. Menekşe'yle senin Doktor Sahra'yla ne işin var dedi. Ne işler karıştırıyorsunuz dedi. Sen kilo mu aldın dedi. Ceylan, pot kırmadım de. Hamile olduğunu anlamadı de. Bilmiyorum. Bilmiyorum, anladı mı anlamadı mı bilmiyorum. Panik halindeydim zaten. Sen bana şişko mu diyorsun dedim. Gitmezsen polis çağırdım dedim. Girdim içeri. Zebellah gibi kaç saattir dikiliyor orada, gitmiyor. Ya içeride dursam duramıyorum, dışarı çıksam çıkamıyorum. Yalnızım evde, çok korkuyorum. Tamam, tamam Minnoş'um. Sen sakin ol. Beni dinle şimdi. Tamam. Anladım. Eyvallah, sağ olun. Sağ ol. Rica ederiz, görevimiz.